Ya pardon, kusura bakmayın. Buyurun. Görme engelliyim de göremiyorum. Ev sahibini arayacağım da bana bir yardımcı olur musunuz ya, size zahmet. Tamam. %80 görmüyorum da böyle seçemiyorum rehberden. Ha, bu hangisi? Tamam, hiç sorun yok. Ev sahibi. Ha, hoparlör alırsanız çok sevinirim. Telefon nerede? Burada. Alo. Buyurun. Doğukan ben. Ha, buyurun Doğukan Bey. Kusura bakmayın, telefonlarınızı açamadım. Biraz mahcubum size karşı, deprem bölgesinden geldiğim için tam kira parasını denkleştiremedim de ailem orada biliyorsunuz enkaz altında kaldı. Kardeşim, hayatını kaybedenler var. Annemle ben buradayım. Annem de rahatsız. Bir şey diyebilir miyim yani? Evet, dinliyorum. Bak, diğer ay da aynısını yaptın. Bunu bana bir açıklasana ya. Ama ya, bana bahane etme. Yok deprem oldu. Yok. Yok oldu, yok şu oldu. Deprem. Bana boş şeylerle gelme ya. Deprem bahane değil yani. Durum var. Kardeşim, ben bak, ailemi kaybettim. Beni alakadar etmez. Evet, haklısınız aslında da. Bak, beni alakadar etmez, tamam mı? Evet. Benim paramı ver. Vermiyorsan çık evden. Ha, evden ama şu an dışarıda annem hasta. Ne yapabilirim kardeşim, ki? Kardeşim, beni ilgilendirmez. Git konteynerde kal. Nerede kalıyorsan kal. Ne yapacağım ki ben? İki ya. Dakika ben konuşabilir miyim? Efendim? İki dakika ben konuşabilir miyim? Bahadır Bey. Bir arkadaşım konuşmak istiyor da sizle, bir saniye. Kardeşim, ben kimseyle konuşacağım. Boşuna telefonu verme kimseye. Bana boş boş tiplere girme. Paramı atıyorsan at. Bak, diğer ayda atın. Çık evden. Merhaba. İki dakika ben sizinle konuşabilir miyim şu an? Yani siz bu beyefendinin şu an... Siz kimsiniz hanımefendi ya? Yani kim olduğumu öğrenmenize gerek yok şu anda. Yani beyefendi şu an rahatsız, görme engelli ve ailesini kaybetmiş. Böyle bir durumda. Yani nasıl anlayışla karşılamıyorsunuz ki bu durumu? Bu çok zor bir şey değil. Bak, siz siz hasta değilsiniz. Siz bir şekilde çalışabilirsiniz ama bu adam çalışamaz. Bu adam hasta. Bana bahanelerle geliyor. Geçen ay da aynısını yaptım, bir şey demedim. Sustum. Biraz tolere etseniz, ben vereceğim zaten. Çok bir zor durum değil bu bence. Sonuçta bu insan depremzede bir insan. Ailesini kaybetmiş. Yani ne kadar gaddar bir insansınız ya. Depremzede olması beni ilgilendirmiyor. Gitsin, nerede kalırsa kalsın. Yardım parası yatacak. Yardım parası yatınca hemen vereceğim. Ben ağlayacağım burada. Gerçekten ben ağlayacağım. Bu adam burada rahatsız ya. Hanımefendi, beni ilgilendirmiyor. Ne kadar gaddar bir insansınız siz. Yapılır mı böyle bir şey? Bu adam ailesini kaybetmiş. Yani biraz empati kursanız. Siz de onun yerinde olabilirdiniz. Beyefendi, siz de onun yerinde olabilirdiniz. Gerçekten yani. Düzgün konuşun benimle. Terbiyesiz. Ben titriyorum. Yapabileceğim bir şey var mı beyefendi? Hiç çekinmeyin. Gerçekten size yardımcı olabilirim. Maddi manevi her koşulda. Ben sıkıntı değilim de annem rahatsız. Annem sokakta kalmasın. Ben kalsam da olur. Hayır. Yani ne yapabiliriz diye. Aklımda bir şey var mı? Ben bırakamam mı beyefendi? Bu şekilde burada gidemem ben. Mehmet. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Aileni kaybetmişsin, depremzede bir insansın, görme engellisin. Ben bırakamam seni bu şekilde. Bilmiyorum, cümlelerimi şu an gerçekten toparlayamıyorum yani. Gel seni bize götüreyim, biz de biraz anne... otur kafana dinle, yardım ederiz. Bir şeyler düşünürüz, yapılır yani. Annemi de alalım ama, olur mu, annemi de hiç alalım. Hiç sıkıntı değil. Yanında tanıdığın, yapabileceğimiz, yardım edebileceğimiz birisi olursa hiç sıkıntı değil. Çok çok teşekkür. Annem hasta, depremde enkazdan çıkartıldı. O yüzden çalışamıyor. Ben de görme engelli olduğum için kimse bana iş vermiyor. Aile apartmanıydı. Herkes ölünce öyle bir başımıza kaldık. Tamam, o zaman ben sizi bize götüreyim. Anneniz nerede şu an? Annem şu an evdedir ama hasta. Tamam, hiç sıkıntı değil. Eviniz nerede? Üsküdar'da. Tamam, buraya yakın. Tamam, gidelim zaten. Gideriz değil mi? Sıkıntı değil. Tamam, çok teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Nereden? Ben tutayım. Telefonum sizde mi? Tamam. İsim neydi bu arada? Neslihan. Çok özür dilerim Neslihan. Ağlatmak istemezdim. Çok özür dilerim. Biz aslında bir sosyal deney çekiyoruz. Özür dilerim. Bak, kameramız var. Arkadaşım bizi oradan çekiyor. Ağlamanı istemiyorum gerçekten. Gerçekten çok özür dilerim. Şöyle bir açıklama yapayım sana. Orada mı? Biz Hatay'da deprem bir... Hayır, lütfen ağlama. Lütfen ağlama. Kötü oldum ama gerçekten yani, siz böyle... Çok özür dilerim. Su alıp geleyim mi? Videolar yok. Teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle bir durum var. Biz deprem bölgesinde Hatay'daydık. Hatay'dayken böyle bir durum yaşadık biz. Ev sahibi aradı. Deprem yeni olmuş. Kadını evinden atmaya çalışıyor, tamam mı? Ben orada bir 9-10 günlük bir arama kurtarmadaydım. Bu süre zarfında çok fazla hikayeyle karşılaştım. Dedik ki, madem bunları yaşadık, neden sosyal deneye döküp insanlara göstermiyoruz? Keşke olaylar gerçek olmasa. Çok yani özür dilerim gerçekten. Üzdüysem hakkını helal et. Sorun yok ama şu an bir çok, şey diyemiyorum. Kusura gerçekten. Bakma, çok özür çünkü dilerim. Çünkü yani kendimi sizin yerinize koydum. Kötü hissettim kendimi. Evet, gerçekten bu durumda olan aileler de var yani. Bu bir canlandırmaydı ama. Keşke böyle olaylar gerçekten olmasa. Verdiğiniz tepki için ben size teşekkür ederim. Bir kameraya sallama şansımız var mı?